Seans öncesine devam ediyoruz. Konuğumuz bizlere eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bu sabah bizlerle birlikte. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Şafak Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi özellikle geride bıraktığımız Amerika enflasyon verisinin ardından piyasaları okumaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz şimdi tabloyu biraz daha. Ve ardı ardına açıklamalar geliyor. İçeride özellikle yurt içinin daha pozitif ayrıştığı bir tablodan söz ediyoruz. Şimdi tek tek açalım istiyorum ama öncelikle az önce gündem başlıklarımız arasında da aktardık. Piyasalar G20'ye ne kadar duyarlı, liderlerden gelecek mesajların da fiyatlamalar üzerinde bir etkisi olabilir mi? Ya da bir beklenti var mı, takip edilecek özellikle bir açıklama var mı piyasa cephesinde? Yani tabii siyasi açıdan en azından oradaki görüşmelerin bana kalırsa özellikle Rusya-Ukrayna meselesi ve sonrası açısından önemli olabileceğini düşünüyorum. Amerika-Çin, yani Çin'in biraz daha işte Rusya'ya son dönemde yakın bazı faaliyetlerde bulunması sonrasında özellikle Çin-Amerika görüşmesi önemli olacaktır. Biliyorsunuz dünyada birçok birlik oluşuyor. Yani işte Türkiye'nin biraz daha Kafkaslar'da ağırlığı, Çin'in Uzak Doğu'da ağırlığı söz konusu. Son dönemde bir önceki Amerikan başkanının daha çok Çin'le biraz daha nasıl diyelim hani böyle karşılıklı atışmaları oldu, karşılıklı bazı uyarıların olduğu bir dönemden. Şimdi yeni başkanla birlikte aslında son iki yılda daha çok Rusya ve Amerika arasında biraz daha tansiyonun yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. O açıdan bence en önemli başlıklardan biri tabii ki Çin-Amerika arasındaki yapılacak görüşme. Bir diğeri de Türkiye'nin son dönemde özellikle hem yakın merkezlerdeki diyelim yani hem Orta Doğu'da hem de kuzeyimizdeki gelişmelerle ilgili yaptığı görüşmeler, burada yaptığı bazı başarılı hamlelerin yine bu G20 içerisinde görüşülmesi, tartışılması ve bir nebze olsun hani piyasalara buradan siyasi anlamda bir iyimserlik olasılığı gündemde olabilir. Ama yani genel olarak hani bizim takip ettiğimiz piyasalar içindeki fiyat değişimleriyle çok da belki G20'den çıkabilecek sonuçların bir ilgisi olmayabilir. Çünkü bugün geçen hafta gördüğümüz Amerikan enflasyonu sonrası Amerika'da bir üretici fiyatı da tekrar göreceğiz. Sanki biraz daha piyasalar siyasi kanat için G20'yi veya açıklamalar için ama ekonomik gelişmeler, beklentiler içinse hala Amerika'dan yani yakın vade için konuşursak gelebilecek bu üretici fiyatı üzerine biraz bugün odaklanmış gibi gözüküyor açıkçası. Evet, biraz daha bundan sonra herhalde daha yoğun bir şekilde verileri konuşacağız. Özellikle Aralık ayı öncesinde açıklanan veriler de önem arz ediyor. Hem Amerika cephesinde. Bu arada bugün de iki veriyi aldık, onu da aktaralım. Biri Çin'den aldığımız ekonomik aktivite verisi ki Ekim'de yavaşlamayı takip ettik. Ekim ayında yavaşlamaya işaret gösterdi son açıklanan ekonomik aktivite verisi. Ve Japonya'da beklentileri aşan bir daralma söz konusu. Üçüncü çeyrekte beklenmedik şekilde daraldı. Ve bu da son bir yıl içindeki nereden baksak açıklanan veriler içerisinde ilk daralma oldu diyebiliriz. Şimdi bu gelen verilerin ilk etapta negatif bir fiyatlamayı, daha sonra biraz daha tablonun pozitife döndüğünü takip ettik Asya cephesi. Amerika'dan alacağımız veriler önem arz ediyor. Bu hafta biraz daha veri gündeminin yoğun olduğu bir haftadayız. Ama baktığımızda fiyatlamalardaki yönü çok etkileyebilecek veriler mi bunlar? Çünkü yoğun bir şekilde Fed'in eyalet başkanlarından gelen açıklamaları takip ediyoruz ve ECB cephesinden de gelen açıklamalar var. Sözlü yönlendirmeleri nasıl okuyorsunuz? Son gelen bu açıklamalar biraz daha etki edecek gibi mi? Görünümü bozabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi bir kere bu haftanın zaten büyüme odaklı yani sanayi üretimleri, işte büyüme verileri Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, bir Avrupa'dan enflasyon verisi de hafta içinde göreceğiz. Yani genelde geçen hafta biraz daha enflasyona odaklandığımız bir haftaydı. Bu hafta biraz daha büyümeyle ilgili verilerin ön plana çıktığı bir hafta olacak ki dün biliyorsunuz Avrupa'dan sanayi üretimi geldi ki orada da beklentilerin üzerinde bana kalırsa biraz da sürpriz olabilecek bir veriydi. Ama şöyle bir dalgalanma oluyor yani küresel anlamda. Bazı aylarda işte çok beklentinin altında kalabilen işte sanayi üretimi, büyüme, PMI verileri görebiliyoruz. Ama genel bir trendin, evet, küresel resesyon endişeleri hala bahsediliyor, konuşuluyor. Ama böyle toptan bir yavaşlama hamlesi olsa da
Zaman zaman mesela bir önceki ayda da Çin'de daha hani büyümeye yönelik verilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Sanki bugün açıklanan verilerin de biraz mevsimsellik diyebiliriz. İşte ay bazlı değişimlerle birlikte yavaşlayıcı bir etkisi uzak doğuda görülmüş gibi duruyor. Dolayısıyla piyasalar henüz bana kalırsa bu kadar özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz yükselttiği, küresel anlamda faizlerin yükseldiği bir ortamda tam net bir yavaşlayıcı sinyali ard arda gelen diyelim yavaşlayıcı bir sinyali görmüyor. Her ne kadar Avrupa ve İngiltere'de özellikle İngiltere'de yani resesyonun işte 2 yıl kadar sürebileceği mesela son Merkez Bankası toplantısında Avrupa'da Lagarde konuşmaları içerisinde faiz yükseltiyoruz ama bunun bir resesyonu tetikleyebileceği gibi ki bunun da yani dünkü sanayi üretim verisinde çok net yansımasını görmediğimiz ama önümüzdeki dönemde yine bu yavaşlama etkilerinin görebileceğimiz böyle biraz karışık diyebileceğimiz yani bir trend anlamında aşağı doğru devamlı büyümelerin daraldığı, işte üretimin azaldığı bir dünya değil ama bir iyi bir kötü devam eden bir süreç var. Bu arada Çin ve Japonya'nın da aslında hani destekleyici bir ekonomik politika izlediğini de hatırlatmamız gerekiyor. Yani biraz bize Rusya'ya benzer birkaç ülke de var. Dolayısıyla tabii ki orada gelen veriler en azından 3. 4. çeyreğin küresel anlamda 1. 2. çeyreğe göre büyüme noktasında biraz daha zayıf olmasını, biraz daha beklentileri belki kısmen karşılamamasını da gösteren veriler. Ama burada ben yıl sonuna girerken biraz şey olur, yani özellikle yurt dışı piyasalarda, şimdi geçen hafta Amerikan enflasyon verisini gördükten sonra çok bariz bir kötümser senaryo yaratabilecek veri gelmedikten sonra mümkün olduğu kadar geri çekilen özellikle endeksler için konuşuyorum ya da işte para birimleri, değerli metallerde belli bir yükseliş ivmesiyle yılı kapama iştahı olabileceğini düşünüyorum. O açıdan da sanki bugün açıklanan hani uzak doğu verileri veya bugün açıklanacak Amerikan üfesi de çok böyle piyasadaki risk iştahını azaltacak gibi durmuyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet, aslında baktığımızda yani son gelen raporlar, işte az önce haberi de aktardık, IMF'den gelen rapor ya da Morgan Stanley'nin Euro bölgesi için yapmış olduğu o açıklamalara baktığımızda da negatif bir açıklama. Negatif tonda gelen paylaşımları, raporları takip ediyoruz ama bunlar fiyatlamalar üzerinde şu anda bir etki yaratmıyor. Şu anda olumlu bir, yani piyasa olumluyu tabii fiyatlıyor ve onu fiyatlamak istiyor. Burada ama görünümü, daha doğrusu şimdi son verilerinde işte çok olumsuz bir etki yaratmadığını az önce siz de vurgu yaptınız ama burada biraz daha merkez bankalarından beklentiler değişti mi? Lagarde'ın cuma günü açıklamasını takip edeceğiz bu arada. İşte Avrupa Merkez Bankası'ndan gelebilecek açıklamalar, işte ultra şahin ton devam edecek mi, bunu göreceğiz. Buradan gelecek açıklamalar, Aralık ayı toplantılarında işte Fed cephesinde 50 bas puanın fiyatlanmaya başlanması, piyasaların şu anda bunlar sevdiği hareketler mi? Yani biz yılı böyle mi kapatırız, yıla böyle mi başlarız? Şu anda çünkü oldukça yani fiyatlama tarafında içeride de pozitif bir hava söz konusu. Yatırımcı kendini o açıdan nasıl aslında hazırlamalı? Bir anda tabloyu değiştirebilecek bir etken görüyor musunuz? Şimdi Şafak Hanım, herhalde yani evet, FED Aralık'ta bir 50 bas puan faiz arttıracak ama geçen toplantıda piyasanın beklediği, ki bu son enflasyon verisiyle biraz daha netleşebilecek bir yumuşama sinyalini de Aralık ayında görebiliriz. Yani en azından yıl sonu toplantısı olduğu için FED bu faiz artışını yaptıktan sonra, işte 4,5 seviyelerine faizi, politika faizini çektikten sonra yeni yıl için de bazı şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Ve burada geçen yine tarım dışı istihdamla aldığımız o istihdam veya işsizlik oranının işte 3,7'ye çıkması biraz daha hem uyguladığımız faiz politikasının enflasyona etkisi, hem küresel yavaşlamanın işte son dönemde aldığımız verilerle biraz daha netleşmesi gibi bir tavırdan büyük ihtimal 2023 yılında daha güvercin diyebileceğimiz, daha politika faizi hedefine yanaşmış bir Fed görebiliriz. Yani belki 5 seviyelerine doğru getirip burada artık bu politikanın sonuçlarını takip edebilir. Diğer merkez bankaları ise mümkün olduğu kadar sene sonunda yine faiz politikalarını belli bir seviyeye çekip 2023'ün ilk çeyreğinde herhalde onlar da istedikleri faiz oranlarına kendilerine çekip
hani resesyonla biraz faiz politikalarını dengelemeye çalışacağı söylemler göreceğiz. Ama açık konuşmak gerekirse yani yalnız faizlerin yükselmesi kaynaklı değil. Tahmin ediyorum hala devam eden jeopolitik risk, yüksek enflasyonu beraberinde tedarik zincirindeki sıkıntılar hala zaman zaman devam ediyor. Çünkü üretim kanadında da sıkıntıların bir yani şeyini görüyoruz, yetersizliğini görüyoruz ki bundan kaynaklı bir enflasyon da oluşuyor. Dolayısıyla yüksek enflasyon devam edecek. Faizler bir noktaya gelecek ama artık burada oluşabilecek ekonomik yavaşlamaların oranları ya da etkileri diyelim biraz daha ekonomilere tartılmak istenecek. Onun için bir bekleme havası yılın ilk yarısında ben bekliyorum 2023'ün hemen işte ilk 6 aylık veya 4-6 ay arasındaki periyotta. Dolayısıyla bu gelişme olurken buna doğru şu an piyasalar yani bu uzaktaki bir gelişme. Ama yakına baktıklarında uygulanan politikalar sonrası ana merkez bankası diyeceğimiz Fed'in bir yavaşlama sinyalini hala fiyatlıyor. Ve dolayısıyla burada dolar endeksi işte 106'lara kadar 114'lerden gelmiş. Faiz artışı gelebilme ihtimaline karşı Amerikan 10 yıllıkları 3.80 seviyesine kadar geri çekilmiş. O zaman diyor ki en azından bu arayı yani hangi veri gelirse gelsin benim bu ana düşüncemi değiştirmediği sürece piyasaları tabiri caizse dip seviyelerden mümkün olduğu kadar yukarıya doğru işte altındaki paritedeki yurt dışı endekslerde gördüğümüz sert yükselişleri belli bir yere kadar taşıyayım. Ondan sonra 2023'teki eğer benim söylediğim beklentilere benzer bir gelişme olursa buradaki yavaşlama işte şirket karlılıkları belki son dönemdeki kripto varlıklardaki veya emlak piyasasında mesela uzak doğudaki gelişmelerin yaratabileceği etkileri takip edeyim. Ama şu an o kadar düşük seviyelerde altın, parite ve endeksler yurt dışında yakalandı ki yani tabiri caizse yıl sonuna girerken. Dolayısıyla bir enflasyon verisi Amerika'da bütün bu beklentileri tamamen tersine çevirmiş gibi gözüküyor. Onun için önümüzdeki 1,5 ay boyunca ben hala bu iştahın devam edeceğini ama 2023 ilk yarısında bu fiyatlamalar içinde zaman zaman eğer o yükselişler gelirse düzeltmelerinde olma ihtimalini ve özellikle resesyonun fiyatlanacağı ve bunun karşısında olabilecek ürünlere bir talebin olabileceğini düşünüyorum. Evet, yani burada nasıl bir değişim olabilir? Burada şimdi zaten baktığımızda hani sepeti zaten konuşamıyoruz. İçeride de baktığımızda tabloya borsa ağırlıklı bir görünümden söz ediyoruz ki yurt dışında da öyle. Şimdi biraz daha tepki verdi. Evet, altın, petrol cephesinde bir miktar da tepkiyi takip ettik ama tepki olarak mı kalacak sorusu var. Yani hani hala o güven yok. Resesyonla birlikte burada enstrümanların, emtiaların mı ön plana çıkacağı bir tablodan söz ediyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci altı ayında. Çok çok güzel bir soru. Diyorsunuz ki bu kadar anlattınız o zaman yani ne olacak şimdi? Hangi ürünler ön plana çıkabilir? Çok da haklısınız. Tabii tahmin etmek çok kolay değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani yurt dışı için bir kere olası bir endeks yükselişi, olası bir parite yükselişi, işte biraz sterlinin güçlenmesi, euronun güçlenmesi, efendime söyleyeyim Amerika'nın biraz daha faiz artışlarında yavaşlaması, hani endekslerde de yükselişin devamını biz bu 1,5 ay sonra gördüğümüzde ister istemez yani bu yılın başındaki döngüye tekrar dönebiliriz. Yani ne olur yükselen piyasalar sonrasında belki tekrar biraz Amerikan borsalarının geri çekildiği bir risk algısındaki bozulma sonrası Amerikan tahvil ve dolarına yönelişin devam ettiği belki ben biraz daha değerli metallerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. İşte altın belki kısmen gümüş gibi ama biraz daha güçlenen dolar ve borsalardaki o baskıyı çünkü bilançolara yansımaları da olacaktır diye tahmin ediyorum bu resesyon endişelerinin. En azından bir 3-4 aylık periyotta şu an için söylemiyorum ama yani 1,5 ay sonra geldiğimiz yüksek seviyelerden bir geri çekilme olabilir. Ne ön plana çıkması muhtemel gibi gözüküyor. Bir kere öncelikle ben petrolde çok yüksek dalgalanmalar beklemiyorum. Hatta petrolün daha aşağı seviyelere doğru belki 90 dolarların altında bir kalıcılık sergileyebilme ihtimali hani yılın ilk 6 ayında olabilir. Bunun da tam işte resesyon, talep,
vesaire birçok gelişmeyi buna ekleyebilirsiniz. Ama özellikle değerli metallerin güçlü kalmasını en azından yılın ilk 3 ayında bekliyorum. Buna altını, gümüşü biraz dahil edebiliriz. Tarım emtiaları mesela son dönemde biraz daha dalgalanıyordu. Burada yine enflasyonun kalıcılığı belki çok yüksek bir trend onlar için oluşturmaz. Bu arada tabii ki Ukrayna-Rusya meselesinde ne olacağı önemli ama bu şekilde devam ederse orada da en azından yüksek seviyelerde kalıcılık devam edebilir. Ve dolayısıyla döndüğümüzde bu 1,5 ay içerisinde yükselen değerli metal veya tarım emtialarının bir kısmı haricinde yine o geri çekilmeleri biz borsalarda ve özellikle dolar karşısındaki para birimlerine kısmen görebiliriz. Ama bu sene başındaki gibi olmaz. Yani şöyle bir şey hayal edin. Bir zirve seviyesi yapıldı yıl başında. Sert bir geri çekilme oldu. Bir tepki hareketini biz yeni yıl, yani bu yıl sonuna doğru göreceğiz. Ama yeni yıla başladığımızda tekrar o seviyelerden bazı geri çekilmeler ve biraz daha yatay, kararsız bekleyen bir dünya piyasası olacaktır. İçerideki mevzuya gelince onu da eğer başka bir şey konuşacaksak onu devam açalım, bence açalım. Borsa İstanbul'u yine rekorla dün günü tamamladığını takip ettik. Borsa İstanbul 100 endeksinde özellikle dün endeksi Sasa ve Hektaş'ın taşıdığını takip ettik. Endeksler cephesinde banka, sanayi, holdinglerde de yine üçünde de yükselişi takip ettiğimiz bir günü geride bıraktık. Tabii burada geldiğimiz nokta önemli. Bir yandan da tabii hızlı bir gidiş olunca bir düzeltme olur mu? Soluksuz çıkışın devamı gelir mi? Neye dikkat etmeliyim gibi yatırımcıdan tabii çok fazla soru geliyor. Neler aktaracaksınız Tonguç Bey? Şimdi bu dışarıdaki anlattığımız senaryo diyelim ki hani %80-90 gerçekleşti. Şimdi içeride şunu ben düşünüyorum. Bir kere yıl sonuna kadar borsada tahmin ediyorum olabildiğince yukarı seviyelerde bir kapanışa doğru gideceğiz. Çünkü yatırımcı sayısı 3 milyona dayandı. Hatta belki Aralık ayı içerisinde ya da yıl sonunda şöyle veriler göreceğiz. İşte ilk defa yatırımcı sayısı 3 milyonun üzerine geçti gibi Borsa İstanbul'da. Keza yeni halka arzlar da geliyor. Burada da bir katılımcı isteği artabilir diye düşünüyorum. Kur tarafı yatay, büyük ihtimal tahvil faizleri de yatay seyreden bir 1,5 ay yaşayacağız. Fakat burada diyelim ki aynı yurt dışına paralel bir iyimserlikle biz devam edeceğiz. Yeni yıl başladığında şöyle bir şey düşünüyorum. İçerideki piyasalar içinde Merkez Bankası bu ay %9'a çekecek faiz oranını. Enflasyonda bir Aralık baz etkisi ve sonraki ayların baz etkisiyle tahmin ediyorum bu yıl yaşadığımız kadar yükselen bir trend içinde enflasyon görmeyeceğiz. Dolayısıyla bunun kura etkisi de bu yıldaki yükseliş kadar olmayıp biraz daha böyle aşağı doğru bizi getirebilme ihtimali olabilir. Bunu Ocak'ta göreceğiz. Ondan çok emin değilim ama bu da bir senaryo dahilinde olabilir. Ve dolayısıyla 9 aylık bilançolara baktıktan sonra evet çok güçlü, hala potansiyel içeren hisse senetleri var ama mesela bizim de 9 aylık bilançolar sonrası yaratmak istediğimiz uzun vadeli portföyümüzde biraz da marjları daraltıyoruz. Çünkü olası bir yavaşlamanın etkisi, yani Türkiye'nin 3. 4. çeyrekteki yavaşlamanın etkisi yurt dışındaki mesela özellikle Avrupa kaynaklı, her ne kadar dün sanayi üretiminde görmesek de o resesyon söylemlerinin ve başlıklarının devam ediyor olması bence yükselmeyen, yani bu yılın 1. 2. 3. çeyreğinde kadar yükselmeyen enflasyon ve kur hareketi sonrasında şirket bilançolarında bir nötrlük, zaman zaman bir o ivmenin kaybolduğu bir 4. veya ilk çeyrek bilanço verileri getirebilir seni. Dolayısıyla bu 4 başlığın borsayı tetiklediği, talebi arttırdığı, yukarı doğru sürüklediğini düşünürsek yılın ilk çeyreğinde borsanın örnek veriyorum 5000 seviyesinde kapadı diyelim yıl sonunda. Bu 5000 seviyesinden tekrar yukarıya doğru taşıması için yeni bir hikayeye ihtiyaç olacak. İşte o hikayenin işte bir seçim atmosferindeki yatırımlar mı, Türkiye'nin yaptığı yatırımların biraz daha karşılığının bulunması mı vesaire mi, bunlar dış ilişkiler mi, bunların hepsi olabilir. Ama o hikayeye ihtiyaç duyacak. Bu hikaye gerçekleşmemesi durumunda bu seneki bu enerjinin bu 4 başlık içerisinde biraz azalabilme ihtimali var. İşte orası hangi seviye ise hani ondan sonra birazdan borsadaki tabii ki yatırımların da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama bu 1,5 ay
şimdilik bu beklentilerin henüz gerçekleşmeye yakın olmadığı görüşüyle çok hızlı bir şekilde burada mümkün olduğu kadar hisse senetlerindeki para girişinin diyelim yerli yatırımcı tarafında ve ilginin artacağı bir dönem. Onun için sene başında bu başlıkların hangilerinin hani benim söylediğim kadar gerçekleşme ihtimali var, ne kadar borsayı etkileme ihtimali var, bunları tekrar bir düşünüp yatırımcının tartması lazım. Çok da şey olmayacak gibi duruyor. Yani böyle hani tamam borsa bizim alternatifimiz değilse ne olsun? İşte ne bileyim çok döviz, altın vesaire bunların içerisinde borsa kadar getiri sağlamayacak. Ama yine de belki biraz buradaki olası o risklerin oluşması, geri çekilmesi alternatif piyasalara da yatırımcıları yönlendirebilir. Ama bu da çok doğal bir senaryo olur. Böyle bir çöküş senaryosu içinde düşünmüyorum. Daha bu seneki alınan verimi borsadan gelinen seviyelerin realizasyonu şeklinde bir ilk çeyrek 2023'ün başında görülebilir. Ama kısa vadede 4400'ün üstünde kaldıkça yani 4650-4800 yani buraları çok uzak değil artık. Hatta 5000'lere doğru yakın bir yıl sonu kapanışı da çünkü hatırlarsanız yıl içerisinde 3700 dedik, 3900 dedik, 4100 dedik. Yani maşallah diyelim hani borsa hiçbir zaman bizi mahcup etmeden o yükselişini zaman zaman düzeltmelerle de olsa gerçekleştirdi. Yani şimdi 4500-5000 aralığında bir yıl sonu kapanışı çok sürpriz olmayacaktır gibi gözüküyor şimdilik. Evet. Şimdi peki bu arada biraz dünkü kapanışa da odaklanacak olursak buradaki hareketliliği özellikle işte Sasa ve Hektaş tarafında sanayideki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bankalar bir miktar yine geride kaldı. Haftanın işte ilk işlem gününe baktığımızda bile Cuma kapanışını da baz alacak olursak. Diğer taraftan da yine tabii birazdan hacimden de bahsederiz ama hem işte sektör olarak baktığımızda ve baskı yaratan tarafta yer alan hisselere baktığımızda havacılık ön plana çıktı. Bilanço sonrasında perakende tarafının negatif tarafta olduğunu ve baskı yarattığını gördük. Buradaki sektörel ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle borsa kritik seviyeleri geçtikten sonra özellikle fırsatını bulduğunda hemen oradan hızlı bir yükseliş gerçekleştirebiliyor. Bunu 3700, 3900, 4100'de çok net gördük. Dolayısıyla geçen hafta 4400 geçilmesi sonrası işte bir cuma günü yaşadık. Ondan sonra hemen pazartesi günü piyasalarda da risk algısı gayet olumlu seyretmesiyle birlikte bu yükselişin geldiğini görüyorum. Yanlış görmediysem dünkü seans sonunda biliyorsunuz daha önce marjlar %20'likti yani günün en yükseği. Şimdi uzun bir süredir birkaç yıldır işte %10 olarak devam ediyor. 50 tane hisse senedi günü en yüksek seviyeden kapamış. Yani 450'ye yakın hisse var aşağı yukarı. Benim matematiğim çok iyi değildir ama işte 9'da 1'i diyelim. Günü en yüksek seviyede kapamış. Dolayısıyla buradaki iştah, o yükseliş gerçekleşirken bazı hisse senetlerinden bahsettiniz. Aynı hisse senetlerinde yoğunlaşan bir ilgi var. Yani portföylerde o hisse senetleri tutuluyor ve borsa belli seviyeyi geçtikten sonra yükselmeye başladığında hani A hissesinden B hissesine geçişten ziyade elde taşınan hisselere tekrar bir talep geliyor. Bu da o hisse senedini zaman zaman günün en yüksek seviyesinde kapanmasına neden oluyor. Ben tamamen biraz dünkü endeksi bu açıdan bakıyorum. Yani ulaştırma, işte perakende vesaire. Yani ulaştırma içinde zaten mesela Türk Hava Yolları çok endeksi belirleyen hisseler içerisinde. Belki pazar günü yaşanan olay biraz etkili olmuş olabilir ama hani Türkiye'nin bu şartlar altında zaten çok bundan ulaştırma anlamında etkileneceğini de düşünmememiz gerekiyor. Yani inşallah da bunun arkası da gelmez. Çok böyle münferit bir olay gibi günlük hani yaşanmış ve bunun Türk turizmine etkisini sınırlı kalabileceğini düşünerek hareket etti biraz piyasa ama orada kısmen bir şey olabilir. Yani diğer hisseler yukarı çıkarken mesela hava yolunun biraz geride kalması ya da diğer ulaştırma hisselerinin geride kalması o biraz da trendle ilgili de olabilir. Yani o haftanın ilk işlem gününde ben orada yani bugün de mesela bir yükseliş görsek çok şaşırmayız açıkçası. Dolayısıyla ana hisseler biraz yukarı giderken işte ulaştırmadaki bazı hisseler geride kalabiliyor zaman zaman. Bunu da çok net yaşamıştık. Biraz öyle bakıyorum ama bilançolarla ilgili açıklamalar yani geldikten sonra 9 aylıklar tamamlandıktan sonra
Artık herkes biraz daha hangi hissenin daha ön plana çıkabilir 12 aylık bilançolarda biraz ona pozisyonlanmaya başlıyor. Ve gördüğüm kadarıyla biraz önce söylediğim gibi kendi daha önce pozisyonlandığı hissede bir bozulma yoksa buradaki ilgi alaka devam ediyor. Bazı geride kalan bilanço sonrasında da hisseler oldu. Biraz bocaladılar ama şimdi onlarda da mesela günün o işte yükselen 50 hissesi içerisinde onlar da çok net yeni para girişiyle birlikte sanki pozisyon alınıyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani çok alışık olduğumuz bir seans hani yükseliş içerisinde yaşadığımızı düşünüyorum. Bankacılığı da aslında çok enteresan. Orada tabii hep bir ivmelenme olabilir diye konuşuyoruz. Bazı ufak bankalarda yine hareketlenmeler oluyor. Ama 3900 seviyesi, endeks 3900 iken de bankacılık endeksi 3900'dü. Şu anda hala o seviyede ama endeks 4500'lerin üzerine geçti. Yani bankacılıkta sanki bir böyle tekrar para girişi olup bir trend yakalanması lazım. O yatay bant içinde kalmaya devam ediyor. Belki yıl sonuna doğru hani bu kadar yükselen endeks içinde bankacılığın ucuzluk mantalitesi tekrar gündeme gelebilir. 3900 geçilirse kalıcı olarak hani o zaman bir 200-250 puan da bankacılıktan görebiliriz. Ama şimdilik söylediğiniz gibi o biraz endeksi izleyerek devam eden bir sektör halini almış gibi duruyor son dönemde. Peki Tonguç Bey, bu arada aylar sonra işte halka arzları da takip ettik. Az önce konuşmanızın arasında da aslında bir parantez açmıştınız. Alfa Solar'ı takip etmiştik. Şimdi Sanikası'nın da bu arada başvurusu onaylandı. %29.63'ü halka arz edilecek. SPK'nın onayını aldı. 15, 16, 17, 18 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediliyor. Arz fiyatı da 20.03 lira. Bu arada şimdi siz halka arzlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu halka arzlarının nasıl bir etkisi olur? Vallahi son alfası yanılmıyorsam 14 kat talep geldi. Uzun süredir halka arz olmuyordu Borsa İstanbul'da. Yani bir 10 ay çıkmıyordu. Ve yatırımcılar da aslında burada bir hep bekleme havasındaydı. Son dönem tabii yeni bir işte her SPK toplantısı sonrasında geçen hafta da bir iki tane aslında da bir tanesinin talep toplaması gelecek onayı çıktı. Dolayısıyla ilgi burada çok yoğun oluyor. Tabii ben çok net hani nasıl bir performans göstereceği konusunda bir şey söylemek istemem ama 14 kat talep gelen bir şeyde halka arz içinde şunu düşünebiliriz hem sektör olarak hem yeni bir halka arz olması ve halka arzların çok birbirine böyle yakın tarihlerde gerçekleşmemesi hani eski tarihlerde olduğu gibi dolayısıyla burada bir yatırımcı ilgisinin halka arzlara da yoğun olacağını gösteriyor. Ve ben yıl sonuna kadar yani bildiğim kadarıyla işte hala şey yapılan araştırılan diyelim ya da beklentisi olan halka arzlar olduğunu biliyorum. Herhalde Aralık ayında da bu halka arz şeyi seferberliği diyelim yine yılın başında gerçekleşen devam edecek gibi duruyor. Bu seviyelerde de bence çok doğru bir zaman halka açılmak için gelen hisse senetlerinde performansı açıldıktan sonra Borsa İstanbul'da iyi olmasını beklerim. Yani bu kadar talep geldikten sonra ama hep birlikte onların performansını da izleyeceğiz. Bu her zaman bir heyecan olmuştur yani yatırımcı nezdinde yeni halka arzlar. Yıl sonuna doğru da bu heyecanı yeni halka arzlarda yatırımcılarda görüyoruz açıkçası. Peki Tonguç Bey, şimdi son iki dakikanın içerisindeyiz. Veda etmeden önce şöyle gelen soruları da bir göz gezdiriyorum. Özellikle altında malumunuz çok merak ediliyor. Altın cephesinde tabii o hareketlenmeyi takip ettik. Dışarıda 1700 doların üzerindeki fiyatlama, işte 1800'e doğru giden, hatta bu sabah saatlerinde bir altın fiyatlaması var. An itibariyle 1772'lerden işlem görüyor altın. Acaba yani siz az önce yorumladınız. Özellikle yılın önümüzdeki yılın ikinci yarısı için emtiaların ön plana çıkabileceğini söylediniz. Ama şu andaki hareket ve kısa vadeye baktığımızda tabii onsun güçlenmesiyle gram altındaki hareketlilikle dikkat çekince insanlar merak etti. Son fiyatlamaları nasıl yorumluyorsunuz? Altında bir kıpırdanma, yani önümüzdeki yılın öncesinde de bir kıpırdanma söz konusu olur mu? Şimdi evet, o önümüzdeki yıl ayrı bir mesele. Yani biz kısa vadeye baktığımızda hep şunu söyledim. Kasım-Şubat arası altının istatistik olarak yani son 10-12 yılda baktığınızda 8-9 yıl hep iyi performans gösterdi bir dönem. Belki bu yıl da aynı döngüye denk gelmiş olabiliriz.
O zamanlar işte 1650'lerdeyken 1800-1800 aralığına doğru, hani yıl sonuna doğru bir hareket olabilir diye konuşuyorduk. Nitekim bu enflasyon verisiyle bu gerçekleşiyor. Ben özellikle ons altının devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bu Ocak sonrasında da eğer bu şey hızla tabii devam etmesi pek mantıklı olmayabilir. Ama herhalde biz yılı 1800'lerin üzerinde bir yerde kapayabiliriz. Ocak, Şubat'ta da bu ivme belki 1900'lere, belki daha üzerine kadar sürebilir o anki şartlara göre. Dolayısıyla ben ons altında şimdilik 1700 dolar aşağı kırılmadıkça hani geri çekilmeler önümüzdeki 3-4 ay için hala bir fırsatmış gibi gözüküyor. Ama gram altında tek değişken şimdilik ons altınmış gibi duruyor. Yani kurun çok etkisi yok. Dolayısıyla orada da 1050 TL'lerin üzerindeyiz. Ons altındaki bu hareket devam ederse orada da hani 1100-1200 TL arasına doğru bir gram altını önümüzdeki 2-3 ay içinde çok rahat bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Peki Tonguç Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz size.